Bu bizim davulcunun güler yüzünü ben özlüyorum hafta içinde. İyi akşamlar, nasılsınız? Belki bilginiz var, bizim yanımızda güzel bir bayan vardı. Çok hoş hanımefendi. Şimdi o değişti. Elvan derdim, hatırlar mısınız? Buyurun derdi. Çok tatlı bir kızdı. Şimdi o başka işler yapmak istemiş. Onun yerine biz en az onun kadar güzel, harikulade bir insan gelecek. Takdim ediyorum size. Banu Sağnak geliyor. Evet. Görüyorsunuz ne kadar tatlı. Teşekkür ederim. Ne güzel değil mi? Çok naziksiniz efendim. Nasılsınız Banu Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Bir ayrılık durumu var mı? Efendim? Kocanızla aranız iyi mi? Tabii ki. Tamam, çok teşekkürler Banu'cum. Güzel oyaladınız insanları. Ben teşekkür ederim. Alkışlıyoruz, gidiyor. Evet. Şimdi size Vural Bey'in mesajını sunacağım. Fakat Vural Bey'le ilgili bir ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Kader ağlarını örüyor. Vural Bey bir suç işliyor. Biz suç işleyen insanları yargılıyoruz biliyorsunuz. İşte gereken cezayı veriyoruz. Yatıyor, çıkıyor. Fakat sonra toplum olarak ikinci bir ceza mekanizması başlıyor. Bizler hepimiz suçunu işlemiş, cezasını çekmiş adama suçlu muamelesi yapmaya devam ediyoruz. Hem de ne kadar haince ve ismini koymadan. Şimdi adam bir kere bir suç işlemiş ve cezasını çekmiş. Evet. Allah bile affediyor. Ama bu toplum dediğimiz hepimiz, yani biz bu kalabalık millet, dedikodu, fitne, fücur bizde. Mahallede işte diyoruz, bakkala girerken işte o diyoruz, hapiste yatan adam. İşte o içeri çıktı, girdi çıktı falan. Bence esas cehennemlik işte bunlar. Adam zaten suçunu işlemiş, cezasını çekmiş. Vural Bey bize ne demiş, dinleyebilir miyiz? Yeliz, önce sözlerimi ve seni çok sevdiğimi söylemekle başlamak istiyorum. Seni hayatımdan her şeyden daha çok sevdim. Kendimden bile daha çok sevdim. Bundan sonra söz veriyorum sana. Hayatımda hataya yer yok. Senin her şey senin istediğin gibi olacak. Her şey senin arzu ettiğin gibi olacak. Bundan sonra seni üzmeyeceğim, hiç kırmayacağım. Bu zamana kadar bütün hatalar bendeydi. Sende hiç hata olmadı. Hep bende oldu. Ama daha önce vermiş olduğum sözlere benzemiyor. Bu kesinlikle kesin bir söz olarak kabul edebilirsin bunu. Gerçekten seni çok seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Seninle bir ömür yaşamak istiyorum. Bunda çok ciddiyim. İşte Vural Bey buydu. Gösterdim. Bir çekmiş içeride, bir de bakalım dışarıda bizden ne çekmiş. Vural Bey'i belki de hayatında ilk defa birileri alkışlayacak. Şöyle kuvvetli bir alkışla takdim ediyorum. Vural Bey arkadaşlar. Ne suç işledin? Ne durum ne? Sabıka ne? Eski olaylardan dolayı bir ceza kesilmiştim. Onun cezasını yattım. Neydi? Suç neydi ya? Suçum eskiden böyle bir silah yakalatma olayım vardı. Hı. Ondan bir ceza gelmişti bana. Ne silahı bu yanınızda dolaştırıyorsunuz? Ruhsatsız silah yakalatma. Ne yapacaksın bunu, ruhsatsız silahla dolaşıyorsun? Daha önceden öyle merakım vardı benim silahlara. Kaç yaşındasınız şimdi? Şu anda 26-27. Hiç 26-27 gösteriyor mu ya? 16-17. Bravo. Evet, şimdi o silahla yakalandınız. Evet. Sonra?
Sonra işte bunun ilk orada bir ay atmıştım. Daha sonra cezası geldi bana. Hı. Yeliz Hanım'la çıktıktan sonra. Hı hı. Bayağı süre sonra geldi. Çevre ismin bir kere çıkıyor. Şimdi ruhsatsız silah yakalayıp da içeri bir suç işlememişsiniz, bir şey olmamış. Yani çevrede bu adam içeri girdi çıktı mı diyorlar? Evet. Hı. Neyse. Ama buraya ben geç. Yani bunları daha önce söylemiştim kendisine. Biliyordu. Evet, daha önce söylemiştim, ben böyle bir insanım. Hı hı. Sonra duyarsan şok olma, yani seni kandırmış olmayayım. Bile çıkmış. Zaten bu fazla bir sorun değildi yani. En büyük sorun işsizlik sorunuydu. Hı hı. Yani devamlı söz veriyordum. Gireceğim bir işe çalışacağım. Tabii sicilin de bozuk olduğu zaman temiz kağıdı istiyorlar. Bu sefer gidiyorsun müracaat ediyorsun. Tamam diyorlar, gel diyorlar ama temiz kağıdı getir diyorlar bana. Bu sefer o sorun oluyor. Bunu kendisine söylüyorum. O zaman da bana diyor ki bunun suçu zamanda yaparken düşünseydim bunları diyor. Ne yaptın sen? Silah taşıdın yani. Ya işte o. Silahla bir eylemin var mı? Yok. Hayır, yok. Yeliz'le nasıl tanıştın? Yeliz'le bir arkadaşı sayesinde tanıştım. Okul arkadaşı sayesinde. Bizi tanıştırdı. Hep ben ona derdimi anlatıyordum. Figen ismi. Hı. Arkadaşının. Derdimi anlatıyordum. Böyle diyordum. Böyle bir insan bulursam ciddi düşüneceğim falan. O da bana söyledi. Böyle biri var dedi. Tam senin düşüncede, senin kafa yapına uygun biri var dedi. Bizi bir pastanede tanıştırdı. Tabii biraz uğraştırdı beni, teklif ettim kabul edene kadar. Ondan sonra bir süre sonra kabul etti. Ben de ona kendimi anlattım. O da bana kendini anlattı. Nelerden hoşlandığını, nelerle kızdığını falan anlattı. Ben de aynı anlattım. Ha, ben biraz da çok kıskancım. Kıskançsın? Evet, çok kıskancım. Ne oldu birden şimdi tanışırken kıskandın? Güzel güzel gidiyordu, şimdi kıskanmaya gelme. İlk baştan belli etmedim yani. İlk şey başta kıskanç oldun belli etme. Ha. Ama sonra kıskanmaya başladım tabii. Niye kıskanıyorsun? Ya ne bileyim, gezmeye gitse bile kıskanıyordum onu. Seven adam kıskanır normal. Yani biri bakar, biri laf atar. İçinden vicdan azabı çeker. Keşke o bana söylemişti. Gezmeye bak, ona ben söylüyordum devamlı. Bir yere gideceksen ya canın ne istiyorsa bana söyle, ben götürürüm seni. Her türlü giderim seninle. Ölüme bile giderim yani. Ama bazen söz veriyordu, hani gitmeyeceğim diyordu. Bir akşam telefon açıyorum, bakıyorum gitmiş. Diyorum Yeliz söz vermişti, niye böyle yaptın? Bu sefer de diyordu, ne yapayım, her şeyi de sana mı haber vereceğim diyordu. Habersiz gitmesin dışarı diyorsun. Evet, habersiz gitmesini istemiyordum. Ya İstanbul burası, her türlü şey olur. Aklıma her türlü şey geliyor yani. Bir de çok karışıyordum, giyinmesine falan da karışıyordum. Kıza nefes aldırmamışsın hocam. Ya tamam mı? Ama bak şimdi, ben arkadaşlarımla mesela 3-4 arkadaş geziyoruz. Evet. Arabayla. Evet. Şimdi giyimine bakıyoruz bir kızın, tamam mı? Direktmen biz onun yüz güzelliğine bakmıyoruz ki. Aşağıya bakıyoruz. Aşağı bakıyoruz. Bu sefer ne diyor? Bir arkadaşım diyor, o ne biçim pantolon? Veya şurası nasıl, burası nasıl? Bunu şimdi kafamda canlandırıyorum. Bunu Yeliz için de diyorlar. Doğru. Bu sefer ben hani onların yanında utanıyorum. Acaba diyorum, bu da ayrı gezerken. Yani ben geri görüşlü bir insan değilim. Ama benle gelirken... Pek de ileri bir görüş sayılmaz ama. Ama... yani, benle gelirken kendisi, evet. Yani benim yanımdayken istediği gibi giyinsin. Çünkü onu koruyacak bir insan var o anda yanında. Sen yanındayken güzel giyinebilir diyorsun. Ya istediği gibi giyinsin. Peki, sizin kıskançlıktan dolayı bir olay oldu mu aranızda? Bir kavga, bir tartışma oldu mu? Hatırlamıyorum yani. Sen hatırlarken ben bir Yeliz'i görebilir miyim? Yeliz Hanım'ı arıyoruz. Şurada biri var, soralım. Yeliz Şahin tanıyor musunuz acaba? Evet. Nerede oturuyor? Yan binada mı? Kapının önünde. Çocuklar gösterecek bize. Kızlar kaç içeri? Sağ ol güzelim. Kızlar kaçtı içeri. Kaçtı mı? Girebilir miyiz ki buraya? İçeride kimse yok ama. Yok mu? Yeliz Hanım'ı aramıştık biz, Yeliz Şahin'i. Yeliz Şahin'i? Evet. Vallahi girmez. Girmeyeyim ben, siz bir sorarsanız. Yeliz abi.
İçeride mi Yeniz abla? Bilmem. Ben dışarıdaydım. Çalışmıyor herhalde. Çalışmıyor. Evde. Tamam. İnşallah bulacağız. Bir şey istediğinden bir mesajımız var. Sadece onu dinleteceğiz. Bir şey yok. Bir mesaj var kendisine. Bir şey kendisi gelip belki görmek ister. Ya çıksanız ya. Onu sadece seyrettireceğiz kendisine. Bir kendisiyle görüşelim. Ya bu Yeliz'i göremeyeceğiz mi biz? Yeliz'i göremedik galiba. Banu Hanım bir anlatır mısınız nedir durum? Şimdi. İlk defa yani bu bir kere benim en sevdiğim müzik böyle yarım saat katlanıyorum da 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 diye. Sonra da Yeliz Hanım çıkmıyor. Niye çıkmadı? Evet. Şimdi biz Yeliz Hanım'a gittik. Hı. Gördük biraz önce tabii. İlk önce çok misafirperverler bizi kabul ettiler fakat mesajı dinlemek istemediler. Ha, duyuyor musun? Kızdırmış yani. Yeliz'i gördüm ben. Çok hoş. Güzel bir kız mı? Çok güzel. Çok hoş. Çok delikanlımız da güzel. Evet. Evet. Daha sonra gecenin ilerleyen vakitlerine doğru bizi aradılar. Tabii bizi kabul etmeyince aramış. Oradan ayrıldık. Evet. Bizi aradılar. Fikir değiştirdiklerini söylediler ve mesajı dinlemek istediklerini söylediler. Çok sevindik. Koşa koşa gittik. 5 saat sonra. Evet. Oldukça şu uzun bir zaman. Şu dararattan çalmadan acaba mesajı dinleyebilir miyiz? Tamam. Mesajımızı dinleteceğiz. Yeliz'e mesajımız var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yeliz Şahin herhalde. Evet. İstersen biz hiç oturmadan dışarı evet, gidelim. Çıkalım. Hı-hı. Mesajımız var sana. Kimden olduğunu tahmin edebiliyor musun? Kimden olabilir? Vural'dan tabii ki. Vural'dan. Tamam. Evet. Seyredelim o halde. Yeliz Hanım'ı gördük. Hatırladın mı niye kavga ettiğinizi? En son... Herhalde... restoran olayından kavga ettik. Ne oldu restoranda? Ya tabii o zaman da ayrıydım da. Yine ayrıydık kendisiyle de. Hı. Restoranta gitmişler herhalde. Hı. Garsonlar laf mı atmış, bir şey yapmışlar onun için. Bu garsonlar da devamlı gelip sizin kızla yani ilgileniyorlar. Yok yani onun yanındakilere. Ama... Öyle bir kulağıma geldi. Garson da bizim mahallede oturuyordu. Onu aldım, çağırdım. Olayı anlat dedim, o da anlattı. Böyle böyle tabii tatsızlık yaşandı aramızda. Ne oldu sen bir kafa mı attın? Dövdüm beni. Çaktın herife. Adama peki mesela haksız yani haksızca dövmüş olmuyorsun mesela adam bir şey yapmış mı sadece? Ne yapmış demiş mesela? Yapmış yani ben sevdiğim insana inanırım onun anlatış tarzı başka. Yeliz'in başka. Tarzı başka çünkü ben Yeliz bu zamana kadar bana hiç yalan söylemedi. Evet. Yani %90 hep doğruları söyledi yani kendi aile içinde belki yalan söylemiştir problemleri. Ama benle aramızdaki şeylerde hiç yalan söylemedi kendisi bana. Sen garsonu patakladın orada. Evet. Güzel. Olabilir. Ya bir tek işte bu olay. Bir dinleyelim bakalım. Yeliz şimdi bize bir doğru söylesin. Hazır hissediyor musun kendini? Evet. Başlıyoruz. Yeliz, Gönce, sözlerime seni çok sevdiğimi söylemekle başlamak istiyorum. Seni hayatımdan her şeyden daha çok sevdim. Kendimden bile daha çok sevdim. Bundan sonra söz veriyorum sana. Hayatımda hataya yer yok. Senin her şey senin istediğin gibi olacak.
Her şey senin arzu ettiğin gibi olacak. Bundan sonra seni üzmeyeceğim, hiç kırmayacağım. Bu zamana kadar bütün hataları bendeydi. Sende hiç hata olmadı. Hep bende oldu. Ama daha önce vermiş olduğum sözlere benzemiyor. Bu kesinlikle kesin bir söz olarak kabul edebilirsin bunu. Gerçekten seni çok seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Seninle bir ömür yaşamak istiyorum. Bunda çok ciddiyim. Vuralcığım, hata diyorsun. Sence hata neydi? Yani yapmayacağım dediğin hata neydi? Yani daha ona eskisi kadar baskı yapmayacağım. Her şeyine karışmayacağım artık. Onu ona bırakıyorum. O bana ayak uyduramadı, ben ona ayak uyduracağım. Kıskançlık yapmayacaksın. Hayır. Zaten güveniyorum yani, seviyorum. Sevdiğim insana güvendikten sonra daha kıskançlık yeri olmaz yani. Bunları kabul ediyorum diyorsun. Ediyorum yani. Garson varson dövmek yok. Hayır, çünkü sevdiğim insan, güvendiğim insan kendisi. Onun için daha kıskançlık falan yapmayacağım ona karşı. Onu çok seviyorum. İnşallah Yeliz de sana karşı aynı duyguları duyuyordur. Yeliz'in buraya çağrılma zamanı sizce gelmedi mi? Vuralcığım, şimdi durum buysa, şöyle arkana yaslan, kafanı takma, birazcık sakin ol. Şöyle düşün, demek ki o kadar gençsin ki, benim yaşına geldiğim zaman, yaşıma geldiğin zaman sevgilinin adedini bile hatırlamayacaksın. Şöyle düşün, şu anda Yeliz meselesi en önemli problemin ama aradan 3 hafta geçince bir başka Yeliz'le karşılaşacaksın. Karşılaşabilirsin. Yok, daha karşılaşmam. Bu umutsuzluklar daha olmaz. Kimse, yok. Banu Hanım, buraya gelin, güzel bir şey söyleyeyim bize. Banu Hanım'ı alkışlayalım bakalım arkadaşlar. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 0072, 0212 324 0073, 0212 325 7925 ve 0212 278 2727. Şimdi kaynanadan çok çekmiş bir gelin geliyor. Şebnem Hanım bize ne demiş, bir dinleyebilir miyiz? Seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sen de ben de bu olayları yaşadık. Annesiz babasızlığı çok iyi biliyoruz. Çocuğumun babasız kalmasını istemiyorum. Eğer her şey maddi sorunsa bunların da çözümleneceğine inanıyorum. 6 senelik bir beraberliğimizi yıkmak bu kadar kolay değil. Yıkmak da istemiyorum. Bundan sonra her ne şartlar altında olursa olsun seninle olmaya karar verdim. Yalnızca
seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu saatten sonra acı çekmek istemiyorum. Çocuğumla ve seninle mutlu bir hayat paylaşmak istiyorum. Her ne şartlarda olursa olsun. Şimdi burada problem kaynana konumundaki olan insan Şebnem Hanım'ın annesi. Enteresan yani bir durum. Değil mi? Çok enteresan. Şebnem Hanım yanımızda mı acaba? Yakında bir yerde mi? Ne kadar zarifsiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar ince, zarif, güzel bir bayan değil mi? Sizin anneniz Kemal Bey'le pek anlaşamamış mı? Zaten baştan beri annem eşimi hiçbir şekilde istemiyordu. Neden? Yani ayrı dünyaların insanlarıydık. Ayrı kültürlerde yetişmiştik. 1,5 ay Urfa'ya kaçırdı beni. Annemle görüşmedim hiç. Oradan kendisine kim bağlamıştı? Bir dakika. Kemal Bey'le annenizin adı ne? Nesrin. Nesrin Hanım ilk defa nerede karşılaştılar? İlk defa... Beni Urfa'ya kaçırdığında karşılaştılar. Annem beni almaya gelmişti. Yüz yüze o zaman geldiler ilk defa. Sizi nereden nereye kaçırıyor? İzmir'den Urfa'ya, Urfa'dan Malatya'ya. Bu karşılaşma anında ilk elini öptü Kemal. Bir gayet gıcıklık yok. İyiydi. Evet. Sonra nasıl sertleşme Sonradan maddi sorunlar girdi eşimle aramıza. Ben kayınvalidemin evinde oturuyordum. Yeni evlendim. Sonra eşim iş bulamadı epey bir süre. Yani evliliğin verdiği sorumluluğu kaldıramadı. Daha sonra cezaevine girdi zaten. Aa, ben neden? 6 aylık evliyken sahte çek yüzünden. Çek yazmış yani. 6 ay öyle bekledim. Bir kayınvalidem de bir annem de. Zor günler geçirdim. Daha sonra cezaevinden çıktı. Ev tuttuk kendi başımıza. Tabii yine hiç anne babadan destek görmeden yaptık bunları. Sonra askerliği çıktı. Askerliği çıkınca anneme bıraktı beni. Hep yani böyle hiç birlikte olamadık zaten. Cezaevleri, askerler. Askerdeyken tekrar cezaevine alındı. Askerde ne yaptı? Eski işlediği suçun devamını yattı. Ya bu ülkede de bir çek kesmenin ama çok şeyi var ya. Yani eski suç bir kere bitmedi mi? Hayır. Bize bitti denildi avukatı tarafından. Askere rahatlıkla gidebilir denildi. Fakat askerde tekrar cezaevine aldılar. Ne kadar yattı toplam? 1 seneyi geçkin yattı. Bu bizim şarkıcı, bizim çocuk vardı öyle. Haluk, o da öyle girdi değil mi içeriye? Yani sahte çek yazmayacaksınız. Buradan çıkan sonuç bu. Böyle zırt pırt sahte çek yazan varsa aranızda dikkat edin, yazmayın yani. Evet, şimdi siz yani onu... Özlüyorsunuz. Son ne zaman gördünüz en son? 3 ay önce. Zaten annemin patlak vermesi eşimle. Yine sürtüşmedeydik eşimle. Anneme gittim, açıkça söyledim, ayrılacağım dedim. Fakat daha sonra fikrim değişti. Ben annesiz babasız büyüdüm. Eşim de o şekilde. Çünkü ben 15 yaşında evlendim, eşim de 17 yaşındaydı. Başımızda hiç büyük olmadı. Her şeyi kendi başımıza yaptık. Çok aç kaldım. Çok bakkalın önünden yoğurt çaldığım oldu. Ve bunlar annemlerin maddi durumu oldukça iyi. Ama hiçbir zaman söylemedim. Çünkü hata benimdi. Kalkıp da onlara bu şekilde ne bileyim konuşmak, söylemek istemedim. Sevmek hata olamaz. Yani. Şimdi biraz başa alalım. Siz kaçtınız Kemal'le. Annem şikayetçi olmuştu. Mahkeme açıldı. Bir dakika, şu kaçma kararını anlatır mısın? Kaçmaya niye karar veriyorsun? Zaten eşimi çok iyi tanımıyordum o zaman. Ben yeni taşınmıştım o muhite. Annemle babam ayrılacaktı. Çocukluk aklı, hani ben evden gidersem belki yuvaları devam eder çabası içindeydim. Ve birden karar verdim. Yani hiç aklımda Kemal'le kaçmak gibi bir düşünce yoktu. İster istemez oldu. Ve nitekim kaçtım. Buraya geldiğimde de... Kendimi evliliğin içerisinde buldum. Bir duyabilir miyiz konuşmayı? Yani biz gittik gördük Kemal Bey'i, bakalım ne demiş.
Şu an Karşıyaka'dayız ve Hanem Emre arıyoruz. Oradan Kemal Ünlü'yü bulacağız inşallah Şebnem Hanım için. Bakalım doğru yoldayız. No 67. Dur bir dakika dur. Sizin yani Kemal'le olan ilişkinize annenizin bu kadar müdahil olması... Yok, ilk başlarda çok iyiydi. Hiçbir sorun yaşamadık. Eşimin de hataları oldu. Benim de hatalarım oldu. Onun hatası neydi, eşinizin hatası? Eşimin hatası işte evliliği bir türlü kabullenemedi. Biraz rahat davrandı zannediyorum. Benim de hatam zırt pırt. Çünkü annem bildiğim için sürekli her derdimi anneme anlattım. Hı hı. Aramızda geçen olayları. Çünkü başımda hiçbir büyük insan yoktu. Eşimin ailesi zaten beni hep baştan beri kabullenemedi bir türlü. Askerliği boyunca da zaten torunlarını dahi arayıp sormadılar. Ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz diye. Hep annem baktı yani 6 senelik evliliğim boyunca hep yanımda annem destekçiydi. Ondan başka da kimse yoktu. Doğal olarak da karışma hakkına sahip oldun. Yani ister istemez. Ne geçti aranızda? Kemal'le annen arasında kırıcı bir olay oldu mu? Oldu. Ne oldu? İşte 3 ay önce yaklaşık. Annemle birlikte yazlığa gitmiştik. Yazlık biraz fazla kaldım orada. Eşim de pek istemedi bunu, pek yanaşmadı. Daha sonra bir akşam çocuğu görmeye geldi gece saat 11'de. Annem de ters tepkiyle karşıladı eşimi. Hani bu saatte çocuk görmeye niye geliyorsun gibilerinden. Sizi görmeye geldim desin. Demedi yani, çocuğumu görmeye geldim dedi, özledim dedi. Sonra aralarında bir tartışma oldu. Zaten o tartışmayı duyunca ben fırladım kaçtım ve daha sonra bayılmışım zaten. Ne, o ciddi bir tartışma mı? Yani tam anlayamadım zaten. Şu an olayı da anlatsam inanın bilmiyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Allah Allah. Gözümü açtım karakoldaydım. Allah Allah, o kadar ondan ciddi sonra, sert yani. Sonra annem şikayetçi oldu eşimden. Evime gasp etti işte, izinsiz girdi diye. Ertesi gün ben de gittim, şikayetçi oldum. İstemediğimi söyledim. Boşanma dilekçesi verdim. Kemal'e karşı. Hı hı. Anne kız işbirliği yapıyorsun. Evet. Çocukta bir haklı taraf olması lazım bu kadar sinirlendiğine göre. Hı hı. Hı hı. Bilmiyorum, birden boşluğuma geldi. Ayrı kalmanın şeyleri, Abbas'ın, Kemal'in yani. Hı hı. Pek gayrette bulunmaması. Çünkü annem ev vermişti sonuçta. Biz annemin evinde oturuyoruz. Annemin hı hı eşyaları. Yani biraz gayretli olsaydı belki bugün bunlar yine olmazdı. Zaten sonradan da yaklaşık 3 ay önce tekrar gittim anneme. Ben eşime dönüyorum dedim ve annemin tek dediği laf, dönersen boşanmış olarak kabul ederim seni. Ve şu an zaten evimizi de aldı. Anne. Yani eşimin hiçbir şekilde eve girmesini istemiyor. Ha sen geç otur çocuğuna diyor, karşı çıkmam diyor. Şu an yani ortada ne bir ev var, ne bir eşya var. Yani ben de 3 aydan beri ne anneme gidebiliyorum, ne eşime gidebiliyorum. Görümcemlerin yanında kalıyorum. Onlar da zaten zor durumda. Bilmiyorum bu şekilde daha nereye kadar gidecek. İnşallah bu program bittiği zaman bu problem çözülmüş olacak. Umarım ki Kemal Bey gelir. Uf, amma dert. Kızcağızın çektiğine bakın. Anne bir tarafta, damat bir tarafta. Ortada kaldım yani sonuçta. Bir tanıyabilir miyiz Kemal Bey'i? Bir görebilir miyiz? Evet. Bulduk Hanem Emre. Buluruz. Merhaba. Kemal Bey'e bakmıştı. Kemal Ünlü. Evet. Burada mı acaba? Görüşebilir miyiz kendisiyle? Yok, baskın değil. Hiç merak etmeyin. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Show TV'den geliyoruz biz, film gibiden. Size bir mesajımız var. Seveceğiniz bir mesaj muhakkak. İsterseniz arabamızı alalım, bir seyrettirelim mesajımızı. Tamam. Evet, dur bakalım. Kemal Bey gayet sinematografik bir surata sahip. Çok yakışıklı. Şimdi yine hala birlikte olmak istiyorsunuz. Çünkü seviyorum yani. Ben de çok çektim. Anne babasızlığı şeyini çok seviyorum.
Dedemiz hep bana bir laf söylerdi. Yastık değişir, yazı değişmez. Yani şu an boşansam ne yapacağım? Çocuğum var. Mecbur annemin evine gideceğim. Çünkü maddi durumu iyi. Ben de böyle bir hayatı istemiyorum. Kocamla olsun diyorum. Ben bir göz odaya da razıyım bu saatten sonra. Çünkü artık herkesi, her şeyi sildim yani bu konumda. Ben eşime dönmek istememle. Yani o da zaten artık sildi. Onlardan da yardım yok. Kendi ailesinden de yok. Hiç kimseden yok bize yani. Büyük olarak hep biz onların arkasından koştuk. İşbirliği yapıp bu ilişkiyi kotarmak istiyorum diyorsun ve yani umarım... Kendisini de çok seviyorum ve çocuğumun benim çektiğim durumları çekmesini istemiyorum. Çünkü her gece bana babam nerede, evimiz nerede, oyuncaklarım nerede, hani babam odamı boyamıştı, kalk gidelim. Yani her gece bir de bunları çekiyorum. Zaten şu an tedavi altındayım, psikolojik tedavi. Daha fazla da dayanamıyorum. Yani ne olacaksa olsun, ben artık dedim razıyım. Yani bir göz oda dahi olsa, hiç olmazsa bir iş buluruz, ikimiz de çalışırız, bir şeyler yapmaya çalışacağız bu saatten sonra. Benim isteğim bu tabii ki. Bir dinleyebilir miyiz ne demiş Kemal Bey bize? Bir dinleyebilir miyiz ne demiş Kemal Bey bize? Verin. Böyle. Programımızı seyretmemiz herhalde daha önce. Yok, seyretmedim. Seyrettiniz mi? Biliyorum. Peki mesajımızın kimden olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ben ayrı olduğum insan ben de zaten. Kim? Buyurun, sizlerle. Buyurun. Kimden olabilir mesaj? İsmini. Şebnem Hanım. Seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sen de ben de bu olayları yaşadık. Annesiz babasızlığı çok iyi biliyoruz. Çocuğumun babasız kalmasını istemiyorum. Eğer her şey maddi sorunsa bunların da çözümleneceğine inanıyorum. 6 senelik bir beraberliğimizi yıkmak bu kadar kolay değil. Yıkmak da istemiyorum. Bundan sonra her ne şartlar altında olursa olsun seninle olmaya karar verdim. Yalnızca seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu saatten sonra acı çekmek istemiyorum. Çocuğumla ve seninle mutlu bir hayat paylaşmak istiyorum. Her ne şartlarda olursa olsun. Zaten kendisi söylüyor. Evet. Şimdi birleşsek bir türlü, birleşmesek bir türlü. Ben de anası babası yetiştim. O da öyle, aynı şekilde. Evet. Ve işte insanlar... Hani en son kendi ailesi yaptı bazı şeyleri. Hı hı. Olmayacak şeyler oldu. Kemal Bey'in gururu kırılmış. Oldukça. Yüzüne baktığım zaman bir kere kuvvetli bir kişilik, kuvvetli bir insan. Hı hı. Başarılı olmak onun da istediği bir şey. Hayatını kotarmak. Fakat talihsiz birkaç olay yüzünden gururunu kırmış. Yani annenle tartışması, hayat onu kırmış bir miktar. Umuyorum şimdi buradadır veya... İnşallah bu programda değil de başka bir zamanda tekrar buluşursunuz. Ve umuyorum bu beraberliği götürürsünüz. Çünkü ben senin çok belli ki hala sevdiğim bir adam. Bu en zor an benim için şu anda inşallah buradadır. Kemal Bey buradalar mı? We'll be right back.
geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin bize. Sağ olun. Çok gurur duyduk seni tanımakla. Bence konuşacak pek bir şey yok. İnşallah bu ilişkiyi kotaracaklar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Alkışlıyoruz ve yolluyoruz. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 0072, 0212 324 0073, 0212 325 7925 ve 0212 278 2727. Şimdi bazı insanlar vardır, hayatı ya hep ya hiç diye yaşarlar. Ya ortayı yaşamazlar. Diyelim ki bir 100 milyon para buldu, hemen akşam yerler. Bulamadı, yemez. Böyle insanları ben severim. Hep anını yaşarlar. Gelecek veya yarın gibi fikirleri yoktur. Bunlardan iyi koca olmaz. Yani parayı bulunca harcarsın, para yoksa da yoktur. Şimdi size bu anlattığım bir film karakteri gibi, yani yakışıklı, muhteşem bir adam. Hakan Bey bize ne demiş dinleyebilir miyiz? Hayatım, seni çok seviyorum. Çocuklarımı da çok seviyorum. Lütfen beni terk etme, evine geri dön. Ben çok pişman oldum. Senin kıymetini sen benden ayrıldıktan sonra daha çok iyi anladım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Hakan Bey evliliğiyle ilgili bir probleme takılmış. Problemi kendi ağzından anlatamadı bence. Kaset anlatamadı. Bence çağıralım. Geçen akşam bir programım vardı. Çok ağladım. Oh! Yüzük taktınız yani. Aman yapmayın şimdi. Aman. Şimdi ağlamayın o kadar. Şimdi Banu Hanım, Hakan Bey yakında bir yerde mi acaba? Hemen geliyor, evet. Bir kere bu programa katılan en yakışıklı delikanlı olarak bir alkışlayalım arkadaşlar. Evet. Hakan'cığım sen de benim gibisin. Bulunca harcıyor musun? Evet abi. Ne yapıyorsun mesela? Diyelim ki bu akşam 1 milyar para kazandın bir yerden. Eşimi, çoluğumu, çocuğumu alıyorum. Evet, hemen. Bir yere gidiyoruz, yiyoruz ama yarın aç kalıyoruz. Alkış ya. Çok iyi ya. Pek doğru bir şey değil aslında ama. Niye böyle yapıyorsun? Sen paraları cart harcıyorsun. Cömert bir insansın. Evet. Hanım ne diyor bu duruma? Eşim kızıyor tabii. Ne diyor yani, Hakan niye böyle yapıyorsun? Ya tabii mesela yarın bir gün iki tane çocuğum var. Hı. Bir tanesi oğlan, biri kız. Yarın bir gün o çocuğun sünneti olduğu zaman ben böyle parayı harcarsam, yarın bir gün başkalarından mı çocuğumu sünnet ettirmek için para alacağım diye, ya tutumlu olmamı istiyor. Tutum sende sıfır. Bende sıfır. Şimdi arkadaşlar bir milyar toparlayabilir miyiz aramızda hemen? Bakın nasıl harcıyor bir göz. Verdik. Ne yapıyorsun şimdi? Hemen aldın parayı. Eşimi akşam alıyorum. Çoluğumu çocuğumu alıyorum. Hayır, bir bak, eşsiz ve çoluk çocuksuz gitmiyor bir yere. Hep beraber nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa. Hemen yakında parayı tüketecek neresi varsa oraya yiyorsunuz parayı. Yiyoruz. Akşam geliyorsunuz. Akşam geliyoruz. Yarın sabah para yok. Telefon parası geliyor. Telefon kesiliyor. Tebrik ederim ben. Ben böyle insanları çok severim. Ya hep ya hiç. Hiçbir şekilde arada yaşamıyor. Sizin gibilere, yani bizim gibilere serseri ruhlu derler. Yani ben de öyle düşünüyorum kendimi. Fakat bizim modamız geçti. Şimdi daha düzgün insanlara ihtiyaç var. Biraz düzgün olup eve sahip çıkmayı, yani cömertliğinizi biraz kısıtlamayı, evi düzeltmeyi, yönetmeyi istemiyor musunuz bu aralar? İstiyorum tabii. Ne yani gibi önlemler aldınız bunun için? Şimdi diyelim ki 1 milyar verdik. Ne kadarını harcarsınız? Hiç harcamam. Hiç, bu sefer sanmıyor. Bak ya hep ya hiç dedim ben. Şimdi hiç harcamıyoruz. Ne yapacağız parayı? Elektrik parası geldi. Yatıracağız tabii. O kadar yatır, o kadar harcıyoruz. Ekmek falan yiyoruz. Tabii yani yemek falan yiyoruz tabii. Nerede? Çocuk... Evet, yemek falan yiyorsunuz tabii. Ama öyle bir restorana gidip yemiyorsunuz. Restorana gidip yeriz. Hemen yer bakın, gördünüz yani mi? Hepsini değil tabii yani. Hepsini yemiyorsunuz. Peki Hakan Bey, Suna Hanım'la nerede tanıştınız?
İzmit'te. İzmir'de. İzmit. İzmit'te. Evet. Aa, deprem bölgesinde. Evet. O aralar deprem yoktu. O aralar yoktu tabii. 12 sene önce oluyor bu. 12 sene önce nasıl oldu beraberlik? Nasıl bir... Şimdi ilk tanışmamız, ben kayınçom rahmetli oldu. Ondan beraber arabasıyla gezerken bir kadınla iki tane kız geliyordu. Ben kayınçoma dedim ki, dedim analar ne kadar güzel kızlar doğuruyor dedim. Kayınçom yanlarına yanaştı. Anne nasılsın dedi. Ben tabii orada kıpkırmızı oldum. Ondan sonra tanışmamız böyle oldu. Kayınçosunun annesi çıktı. Evet. Ve de kız kardeşleri. İkisi de. Rezil olmadın. Güzel. Tabii olmadım. Daha kötü şeyler söylememişsin iyi ki. Yok. Kötü şeyler söylemedim. Güzel. Sonra? Ondan sonra aradan bir hafta geçti. Ben telefon numaranı aldım tabii. Telefon açtım. Kabul etti. Çıktık. Telefon açtın ne dedin? Ben bu anları çok... Yani, telefon zırt açtı o. Sen de açtın. Söyle bakayım ne diyorsun? Şimdi ilk açtığında teklif ettim. Ne senden dedin? Dedim çok hoşlanıyorum dedim. Abinle dedim hatırlarsan bir hafta önce senden dedim yolda rastlaşmıştık dedim. Benle çıkmak ister misin dedim. Tabii neden olmasın dedi. Ondan sonra çıktık buluştuk. Ne güzel. Ben şunu hayatta bir yapamadım mesela senden hoşlanıyorum falan. Güzel böyle medeni cesaret ne kadar güzel. Hoşlanıyorum dediniz çıktınız güzel. Sonra evlendiniz mi? Yok 5 ay nişanlı kaldık 5 ay sonra evlendik. Şimdi kaç yıllık evlisiniz? 12 sene oldu. 12 koca sene beraber kaldınız. Şimdi ayrıldınız mı? Evet. Resmen mi? Yok, mahkememiz var. 2 mahkeme oldu. 2 sene gitmedim ben. 3. mahkeme 10. ayın 13'ünde. Umut var mı? Ben hiç görmüyorum ama 2 de çocuğum var. Çocuklar kaç yaşında? Kızım ilkokul 5'e giriyor. Oğlum 5 yaşında. Kızım 10 yaşında, oğlum 5 yaşında. Çocuklar kimde? Annesinde. Bende de kalıyorlar. En son ne zaman gördün? En son dün. Dün beraberdiniz. Evet. Hı. Eşim geldi benden aldı çocukları. Aa güzel. Görüşüyorsunuz yani. Evet, görüşüyorum da bu programa başvurduğum için. Biliyor mu? Biliyor tabii. Öğrendi akşam çocukları almaya gelince. Kızar böyle şeyleri. Kızdı. Özel hayatımızı neden dedi. Herkese dedi yayınlıyorsun dedi. Çağırdın dedi. Kızmış. Ben hiç tahmin etmiyorum geleceğini de. Kısmet. Yo gelebilir. Bu özel hayat meselesi değil ya. Bu şöyle bir şey. Ben de bunu merak ediyorum. Şimdi biz sizinle burada bir şey paylaşıyoruz. Bu esasında o kadar genel bir şey ki. Herkes ayrılıyor. Yani herkes ayrılıyor. Herkes sonunda yani seyircinin önünde olmasa bile bir yerde buluşuyor. Biz bu ayrılma ve buluşma anını beraber yapıyoruz. Ben arkadaşımızı bir alkışlamanızı rica ediyorum. Biz Suna Hanım'ı ben hiç görmedim. Bir görebilir miyiz? Burada insanlar çadırlarda oturuyor. Aslında binalar yıkılmış durumda değil ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Fakat ne mutlu ki yaşam devam ediyor. Burada özel çadırlar görüyorum ben. Bunlar Kızılay'ın çadırları değil. Tedbir olarak kurulmuş çadırlar. Kimileri evlerinde yaşıyorlar. Çünkü evlerde pek bir hasar yok. Göründüğü gibi çatlak da yok. Ama tabii insanlar korkmuş durumdalar. Pardon. Suna Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Suna, Kosan. Siz de burada mı oturuyordunuz? Burada oturuyoruz. Geçmiş olsun. Herhangi bir zayiatınız yok galiba ya, değil mi? İçeride işte komşuların falan eşyaları gitti. Yani temelleri bilmiyoruz. İçerisinde nasıl olduğunu evet. Bilmiyoruz. Hadi iyi günler. Tamam. Suna, Kosan Hanım'ı arıyorduk biz biliyor musunuz acaba? Siz misiniz? Evet. Merhaba, geçmiş merhaba. Olsun öncelikle. Teşekkürler. Eviniz nasıl? Evimizde çatlaklar var. Çatlaklar var mı? Var. Ama yine de... Yine de çadırda kalıyoruz. Yine de çadırda kalıyorsunuz. Oturabilir miyim? Tabii buyurun. Bu komşumuzun çadırı da bizimki arkada. Evet. Artık çadırla komşuluk yapıyorsunuz. Evet. Ama ne, can kaybı yok herhalde. Yok, akrabalarımızdan var ama o kadar önemli değil. Başım sağ olsun. Sağ olun. Çok güzel bir bayan. Hanımefendi bir insan. Kızmış size. Birazdan anlayacağız.
Söylediklerin hepsi doğru zaten. Söyledikten... Ben hak veriyorum ona. Ne diyor ki? Yani benim böyle sorumsuz olmamı kızıyor. Bir yerde haklı yani. Ben kabahati kendimde buluyorum, onu da bulmuyorum. Kaç yaşındasınız? 34. 34. İzmit'te mi şu anda? Hı hı. Ben buraya gelmediyse İzmit'te. Geldiyse burada. Şu anda onu bilmiyoruz biz. Ben de bilmiyorum. Bakayım ne demiş. Bir devam edebilir miyiz? Size bir mesajımız var. Bizi biliyor musunuz? Bilmiyorum ama tahmin ettim. Tahmin ediyorsunuz. Tahmin ettim. Çünkü Hakan devamlı söylüyordu. Seyret, seyret diye. Efendim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Evet. O zaman sizi arabamıza alalım, bir mesajımızı dinlettirelim. Sonra tekrar sohbetimize devam tamam. edelim isterseniz. Arzu ederseniz tabii ki. Tabii. Çocuklar burada mı? Burada. Hı-hı. Gelmek isterler mi yoksa? Çocukları alalım mı? Tamam o zaman. Sunalım. Dur bakayım bir dakika, dur. Siz İzmit'e gittiniz mi bu ara? En son yani dün gördüm dediğin İzmit'te mi gördün? İzmit'teyim ben, evet. Hayır, İzmit'ten geldiniz, ha, anladım. Nasıl orada hayat? Çadırlarda. Siz nerede kalıyorsunuz? Ben de yaya kaptanda oturuyorum. Ben de arabada yatıyorum. Arabada? Evet. Ablamlar, babam. Ev gitti mi? Yok, sağlam. Bir eve giremiyorsunuz. Korku var, giremiyoruz. Kesilecek diye bir umut yok mu yani korkunun? Vallahi bir aydır 3000'i geçti diyorlar deprem, Arçı depremler. Hı. Yani bilemiyorum, biz giremeyiz de. Bütün İzmit halkı mı dışarıda? Genelde hepsi dışarıda. Evine girmeye cesaret edenler var arada. Var ama böyle Arçı deprem yüksek olduğu zaman çıkıyorlar. Ama bence şöyle düşünüyorum, yani bu en yüksek olan oldu. Bundan sonra zaten olanlar bundan daha sert olmaz. 7-10'da 4 oldu da 7'ye kadar çıkar diyorlar Arçı depremleri. O Şişkara Bey söylüyordu. Bugün depremden konuşmuyoruz. Bugün inşallah Suna Hanım'la beraber güzel bir inşallah hatıramız olacak. Dostluk, barış, bravo. Çok merak ediyorum ne diyecek. Suna Hanım'ı görelim. Çok merak ediyorum ne diyecek. Suna Hanım'ı görelim. Çok seviyorum. Çocuklarımı da çok seviyorum. Lütfen beni terk etme, evine geri dön. Ben çok pişman oldum. Senin kıymetini sen benden ayrıldıktan sonra daha çok iyi anladım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Bunu yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Her zaman söylüyordu o programı izler misin diye. Her seferinde izledim ama hiç yapacağını tahmin etmemiştim. Hakan Bey geldi. Ben eşimi kaybetmek istemiyorum. Ben gittim, çok denedim. Ama çok seviyorum. Ne olur bir kere de siz deneyin. Bizim yapacak bir şeyimiz yok tabii. Yani önemli olan sizin aranızdaki duygular. Evet. Suna Hanım. Film yıldızı kadar güzel bir bayan. Siz de Marlon Brando gibi yakışıklı bir delikanlısınız. En son ayrıldığınız andaki gerekçe neydi? Niye olay patladı? Benim sorumsuzluğum, tek neden bu. Bunu anladık hep beraber. Şu anda sorumsuzluğunuzu itiraf ettiğiniz için inşallah Suna Hanım'ı etkilemiştir bu itiraf. Fakat olay neydi? Nereye gittiniz en son, gene paraları harcadınız? En son bir dairemiz vardı. Hı-hı. Onu sattık. Ben sorumsuz olduğum için eşimle beraber ortak hesap yaptım.
Hı. Ben annem rahmetli olduğu için 3-4 kardeşiz biz. Herkes sırayla babama bakıyor. Sıra bendeyken bankaya gidip paranın yarısını çekiyorlar. Ve ondan sonra bu olay böyle kaynaklandı. Bir dakika, iyi, onlar paranın yarısını çekmişler. Öbür paranın yarısı nerede? Bende. Sen de onu çektin. Ben 2 milyarlık dükkanıma mermer aldım. Gerisi bankamda duruyor. Şimdi bir dakika, buradaki sorumsuzluğunu anlamadım ben seni. Siz anladınız mı? Şimdi bir ev yani var. Yani o parayı da alıp yerim diye. Ha, yersiniz diye çekmişler. E güzel işte, sizi korulamışlar, aferin diye. Tamam, ben de zaten üstüne yaptım eşimin. Ki beni tutsun diye yani. E tutmuş parayı işte. O zaman problem nerede? Aferin üstüne dediniz. Öyle demediniz mi? Öyle demedim yani. Ben biraz şok oldum tabii. Yani hem mahkeme açıyorsunuz. O gün de avukata gidiyorlar. Hem parayı alıyor hem avukata gidiyorlar. Ha, o olmadı. Doğru. Şimdi anladım. Kasti. Yani ben eşimden beklemiyorum da. Ben kimden bekliyorsun bu hareketi? Büyük insanlardan yani. Tarifte, evet, evet. Pek bir şey diyemem de dersem çünkü. Ayıp olur. Tahmin ediyoruz ki baraları bazı insanlar Sunan Hanım'a akıl vermişler diyelim. Olabilir. Kimsenin günahını alamam. Şimdi diyorsunuz ki parayı bankadan çeksin, tamam. Fakat aynı günde niye mahkemeye gidiyorsunuz kardeşim? Hem benim paramı çekiyorsunuz. Avukata başvuruyorlar. Avukattan sonra işte bana kağıt geldi. Ya gelmedi de bana, iki mahkemeye gitmedim ben. Şimdi hem ayrılık günlerindesiniz. 7 aynı aydır, anda. 24 Şubat'tan beri ayrıyız. Ben şimdi 24 Şubat'tan evvelki durumu soruyorum. Siz ayrılmaya karar verdiğiniz son durum nedir? Bu evden evvelki olay. Ondan önce gene böyle sorumsuzdum yani. Birkaç sefer daha eşim böyle gitti. Tekrar araya birileri girip bizi barıştırdı. 24 Şubat mı? Hı hı. Ondan evvelki durum neydi? Ondan evvelki durum hep benim böyle sorumsuzluğum yani. İşte başka... Böyle böyle dediğinize bir örnek istiyorum. Şimdi benim içkim yok, kumarım yok, gece hep hayatım yok. Ne oluyor peki? Gayet güzel çocuk işte, delikanlı adam. İçki yok, kumar yok. İlk. Ama evlendiğimin ilk bir iki senesi dayak olayı vardı. Yani dövmüyordum da yani münakaşa ettiğim zaman birbirimize tabii vurunduğumuz oluyor. Oldu. Ondan sonra olmadı kesinlikle. Senden hiç artık nefret ediyorum. Allah'ın belası Hakan, bir daha git hayatıma girme dediği nokta nedir bizim Sunan Hanım'ın? Hangi nokta? Yani ayrılmaya karar vermişsiniz ya, ayrılmışsınız ya. Onu diyorum. O mahkemeye müracaat etmeden evvel. Öyle ama bir anı ben de mu? Anlayamadım. Benim de haberim yok yani. Bu olay oldu. Ben babamda kalıyordum. Babama bakıyordum. Bu olay oldu. Ama tabii yani daha bunların daha evvel vermiş olduğu seneler önce bu benim sorumsuzluğum. E tabii bazı günler yani eşim de haklı. Eşim ben çok hak veriyorum. E parayı harcarsanız Ramazan günü eşim oruç tutarsa, kuru ekmekle orucunu bozarsa ben olsam onun yerinde ben de eşime gitmem. Demek ki zamanında çok çektirdiniz. Ya ben yaptım. Yaptınız. Ama hiç benim böyle para harcamam yani, sorumsuzluğum. Başka da bir sebep. Peki ne iş yapıyorsunuz siz? Mermerciyim ben. Mermerden para kazanıyor musunuz? Allah'ıma şükürler olsun. Dükkan duruyor yani. Evet. Nerede dükkan? Plaj yolunda, İzmit'te. Sizce Sunan Hanım burada mı? Vallahi hiç tahmin etmiyorum ama belki gelebilir. Sizce burada mı? Çünkü... Evet, bir bekleyelim bakalım. Evet. Dur bakalım, geliyor mu? Gelmedi ben. Bu programın yönetmeni ve prodüktörü ben değilim. Eğer gelecekse bu kapıyı bir daha açın ama gelmeyecekse beni lütfen zor durumda bırakmayın.
Ben film yönetmeniyim ama bu programı yönetmenim değilim, söylüyorum. Hiçbir suçum yok. Banu Hanım, sizi buraya alabilir miyim? Bana bir hiç olmasa Banu gelsin. Evet. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 0072, 0212 324 0073, 0212 325 7925 ve 0212 278 2727. Evet arkadaşlar. Huylu hele huylu oyna. Banu Sağnak geliyor. Alkışlıyoruz hemen. Sizler bizi aradıkça ve çağırdıkça biz Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz film gibi ekibi olarak. Ve bu sefer İzmir'deydik. Bakalım bir dahaki sefere nereden çağırırsanız oradayız. Burada hatırlatmak istiyorum. Bizden sonra yani film gibiden sonra hiçbir zaman ben kaçırmıyorum. Huysuz Show başlıyor yeni bölümleriyle ve onu seyrederek eğleniyoruz, değil mi? Görüşmek üzere. Ben size hep söylüyorum, bu program... Tamam, bir dakika dur. Yani bu programı ilk defa böyle tek başıma kapatmak zorunda kalıyorum. Banu beni burada bırakıp unutup gittiği için kendi başıma ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden hepinize iyi geceler diliyorum. Hoş geldiniz.